TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Kaç Gram Vefanız Var başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Vefalı insan olduğumu söylersem yalan söylemiş olurum. Vefa öyle ucuz bir şey değil. Ama kime sorsam vefalı. Herkes arkadaş canlısı ve alabildiğine vefalı. Vefalı insanlara vefalı olmak vefa sayılıyor. Bir başkası benim yanımda saf tuttuğunda vefalı olmak konforludur. Bir başkası benimle aynı duyguyu paylaştığında vefalı olmak zor değildir. Bir başkası benimle aynı yolda ilerliyorsa vefalı olmak rahattır. Beni takip edip onaylayanlara vefalı olmak kolaydır. Peki bu davranışlardan dolayı bir insana vefalı denir mi? Bence denmez. Vefa, cefa gördüğüne vefa gösterebilmeye denir veya denmeli. Dünkü arkadaşın bugün canını sıkan sözler ediyor. Vefalı olmak o sözleri duymazdan gelebilmektir. Aradaki köprüleri yıkmamaktır. Asla perdeyi yırtmamaktır. İnsan sadece çocukken düşüp kalkmaz. Asıl büyükken düşer. En sert düşüşleri aklımızdan emin olduğumuz ileri zamanlarda yaşarız. Düşmez kalkmaz bir Allah, ne muhteşem bir söz. Arkadaşım da düşer, ben de düşebilirim. Diyelim ki 40 yıl önce bir yıl beraber yol yürümüşsünüz. Vefalı insan o bir yılı geride kalan 39 yıla feda etmez. O bir yılı günlük kavgalara yem etmez. Vefalı olmak arkadaşımın üzerine bulaşmış çamurlara bakıp onu bataklığa terk etmemektir. Geçmişteki beyaz urbalı günlerin hatırasını aziz tutmaktır. Bugünkü tsunamilerin, hortumların savurmasına aldırmamaktır. Bir insanı değerlendirirken bu günleri düşünerek tavır almak vefasızlıktır. Tüm hayatı göz önüne alıp total değerlendirme yapmaktır adil olan. 85 yaşındaki annemden veya 70 yaşındaki öğretmenimden dünyaya benim gözümle bakmalarını bekliyorsam insafsızlık ederim ve yanılırım. Benim dilimle konuşmalarını umarsam inkisar yaşarım. Bu beklentim eşyanın tabiatına zıt. Tam bir anakronizm. Vefalı olmak yıllarca beni sırtında taşıyan anneme hürmet etmektir. Yıllarca sabırla beni eğiten öğretmenime saygıda kusur etmemektir. Vefasızlık onların 50 yıllarını, son yıllarına bakıp yok saymaktır. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali ne vefalı insandır. Emsal için de aynı şeyler söz konusu. Arkadaşım bana hakaret ediyor olabilir. Varsın etsin. Ben ölçü değilim ki. Ben hadis değilim. Ben Kur'an'da değilim. Zavallı bir beşerim. Varsın hakaret etsin. Eski dostluğun hatırına görmezden gelirim. Dostluk elimi uzatırım. Buldozer buldozer yıktığı köprüleri unuttuğumu ilan ederim. Onu rahatlatırım. Kolay mıdır? Değildir. Çok zordur. Ama Allah ahlakı budur. Kötülüğü en güzel olanla sav ayeti kime sesleniyor? Dikkat edelim, güzelle değil, en güzelle. Ben vafiyi mutlak olan Allah'tan vefa bekliyorsam insanlara vefalı olmak zorundayım. Ben sendelemiş veya sürçmüş insanlara ne kadar vefalıysam diğer tarafta zorda kaldığımda vefam benim can simidim olur. Burada vefalı olan orada vefa görür. İnsanı kamil için bunun ötesi de mümkün. Vefamı bir karşılığa bina etmem. Yiğitlik yaparım. İnsanı kamile yakışanı yapmaya gayret ederim. Vefasızlığı kendime yakıştırmadığım için vefalı davranırım. Allah'ın yüzlerce nimetini görmezden geliyoruz. Binlerce saygısızlığı yüksünmeden yapıyoruz. 50 türlü isyan ediyoruz. Ama Allah vefasıyla bizi hala kapısında tutuyor. Elimizi bırakmıyor, kendini hissettiriyor. Bu eşsiz vefaya karşı onun yarattıklarına vefa göstererek mukabele etmek gerekmez mi? Mevlana ile bitireyim. Ah ne olurdu, bulut gibi biz de yeryüzüne rahmet yağdırsak. Bu zulüm yurduna adalet, insaf, ibadet ve vefayı yaysaydık diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.